Herkese merhaba. Bugün Yukon 2018'in ikinci günündeyiz ve Bit Pazarı günlükleri standındayız. Yanımızda Çağrı. Nasılsın, iyi misin Çağrı? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Eyvallah, sağ ol. Nasıl gidiyor abi işler? Güzel gidiyor ya. Zaten benim iş biraz böyle nostalji, ürünler üzerine sohbet. Aa, bundan bende vardı, hala kaldım bunlardan gibi olduğu için keyifli gidiyor ya her zaman. Ha, Tosolar falan, Beyblade'ler, figürler falan filan derken. Aynen öyle ya, insan onu görüyor tabi. Dedim ya, aa bende bundan vardı ya. Aa, bunu çöpe atmıştım ben, ne oynardım. O sohbet güzel oluyor hakikaten. Hocam burada hani yaş kitlesine uygun olduğu için insanlar hatırlıyorlar yani. Ya 13 yaşında Power Ranger'ı bilen çocuk gelmiş. Yani. Hala nostaljiye karşı insanlar sempatik oluyor. Abi nostalji güzeldir. Mesela benim hiç unutamadığım animelerden bir tanesi eski Digimon, Beyblade. Tabii onlar var abi. Ya o Tsubasa vardı. Tsubasa zaten ya benim abimden bana kalan bir şeydi. Tsubasa böyle. Abi işte bizim o zamanlar internet yok tabii. Ya tabii televizyon sadece. Abi Pokemon muydu, Digimon muydu, bunların hepsi. Ya her çocuk yani benzer yaştaki eve gelip bunları izliyor. Yani bizdeki dizi sektörü dediğim de o kadar gelişmemişti. De şimdi devam ediyorlar Allah'tan ya. Hani Pokemon oyunlarıyla olsun, ürünleriyle olsun. Hikayesi hala devam ediyor. Kız arkadaşım mesela. Hala yani ilk Pokemon oyunundan beri hala Game Boy'da devam ediyor. Aynen abi, aynen. Var ya, küçükken babamdan çok isterdim Game Boy'da. Ama derslerim kötü olduğundan dolayı. Aynen abi. Bana bir kere almıştı ya. Mor Game Boy kalır hala hatırlıyorum. Hafif şeffaf böyle. Sonra abi çalındı böyle, kayboldu bir şey. Hadi ya. Standta var mı ya, ben göremedim Game Boy. Abi normalde var. Abi normalde ben aslında ekstra bir masa kuruyorum. Aha. Oraya Legolarımı döküyorum evden getirdim. Aa, evet, eski evet. Game Boy'larımı getiriyorum. Eski oyun konsolu getiriyorum. İnsanlara hani böyle etkileşim kuracak şeyler vermek için de masa sayısında sıkıntı var. Az masa vardı, getiremedim Game Boy'ları. Yoksa hani ilk Game Boy'dan yani 2DS'e kadar ki bütün Game Boy'ları getiriyorum burada insanlar oynayabilsin diye. Color'lar, Advance'ler, böyle bir 20-30 tane oyunum da var. Normalde oluyordu da bugün getiremedim Game Boy'ları. Öteki etkinliklerde görürsün. Aynen öyle, gel oyna abi. Ben insanlara diyorum böyle dokunabilir miyim, bakabilir miyim diyor. Dokun abi, bak yani. Hisset, şey yap. Peki, biraz klişe soru olacak abi. Neden? Bit pazarı, günlükleri nasıl aklına geldi, nasıl kuruldu abi? Abi nasıl? Ya ben şöyle söyleyeyim ya, eskiye karşı çok büyük bir şey yaptım. Yani abi, eski olan şeyde gayet yani onun o nostalji denen şey, duygu bende çok yoğun yaşanıyor. Çok sevdiğim bir duygu. Bit pazarı da gezmeyi çok seviyorum. Yani bir şeyin eski olması, ikinci el olması. Ya bir, ekonomime çok büyük katkı sağlıyor. Doğru. Çünkü hakikaten nereden neyi alman gerektiğinizden çok uygun. Ben mesela hani kıyafetlerim bile bir pazarından alırım, ikinci el alırım. İki şey değil hani, Taksim'de gidersin ikinci el dükkanına 50-60 liradır da. Yani. Bir pazarına gidersin 1 liraya, 2 liraya. Gayet güzel şeyler alabilirsin. Ben takılmam o kadar. Aman başkası giymiş, şey yapmış. Hani sen birinin artık kullanmadığı bir şeye değer katıyorsun. Yani. Alıp onu özümsüyorsun, benimsiyorsun yani. Senin tişörtün oluyor. Senin oyuncağın oluyor. Ha böyle bir blog mu yapsam arkadaşıma da sürekli bir kafalarını şişiriyorum. Ya. Abi bu hafta gittim, bunu buldum, şunu buldum. Hadi de hani bizle paylaşıyorsun, bunu internette falan paylaş. Böyle bir Instagram hesabı açtım. Bit pazar günlükleri. Aynen öyle hani bak geziyorum, ediyorum, şunu şu kadara buldum diye. İnsanlar satın almaya çalıştılar böyle. Fiyat ne kadar, kaça, ne kadar, nasıl alabilirim falan. Şöyle eski nostaljik bütün oyuncak figürler, sonra nerfler. Abi bunlara hastayım ya. Ya bunlar çok güzel ya. Nerfler. Modern oyuncaklar arasında çok güzel. Bu arkadaşım bir şey yapsam diye, göstersem diye bekledim. Özel sipariş veriyor muyuz Çağrı Bey? Ya şöyle oluyor, ya spesifik ürün arayanlar oluyor. Ya mesela ne bileyim, kırmızı Power Rangers adamın eksik kalmış. Eski kafası dönenlerden bulur mu sorun. Ya da şu serinin şu figürü. Alıyorum ama bulursam söylüyorum yani mesela. Ya gel sana birkaç enteresan şey göstereceğim. Enteresan? Enteresan abi bak mesela şu Scooby-Doo serisi benim bayıldığım bir seridir abi. Burger'ın olması lazım aynen. Burger King'in abi kostümlü şeyler, Scooby-Doo'lar, muhteşem. Şu eski
kıyafetli Snoopy'ler mesela. Hatırlayanlar illa biliyorum abi. Bir şey yapıyorum falan. Ya bak şurada mesela bak bu çok enteresan. He-Man mi bu abi? Ya çok güzel soru değil. Bu abi He-Man'den sonra çıkan Galaxy Warriors diye uzaydaki barbar savaşçıları anlatan çok saçma bir çizgi film. He-Man'den esinlenme, onun figürü. Türkiye çok böylelerdi ama aynı kalıp. Hani çalıntının bu kadar olur ama muhteşem bir detay ya. Şurada eski Batman'lerim var, Kenner. 90'lı yılları. Bunu kesin herkes hatırlar ya. Bunlar biraz nadirleri kaldı ya. Özellikle şu figür, Emre benim çocukluğumun zamanının birçok kişisinin oynadığı figürlerden biri buydu. Çoğu evde vardı. Batman'i herkes hatırlar, özellikle yani, Joker. Aynen öyle. Animated serisinde. Eski Ninja Kartı var. Şu mesela ilk Shredder oyuncağı bu. 88'de çıkmış yani. Benden büyük şu oyuncak. İlk çıkan Shredder oyuncağı yani. Terminator. Aynen öyle. Birazcık arkaya doğru eğildi Terminator da. Onlar mesela 2000'li yıllar McFarlane için çok güzel zamanlardı. Türkiye'ye de geliyordu, hala geliyor da. O yüzden buradaki çok mesela şeyleri görüyoruz. McFarlane spam figürlerine gelebiliriz. Bak Fred Çakmaktaş var arabasına binmiş. Şu muhteşem bir şey ya. Fred Çakmaktaş hatırlıyorsun ayaklarıyla itiyordu. Biliyorum biliyorum. Burada kaputu açtığında burada korna var. Korna olarak başka bir tane şeyi kullanıyor. Onun uyruğunu çektiğinde bağırıyordu. Ay çok güzel. Ya işte bunlar güzel abi. Eski çizgi romanlar var. Tasolar var. Tasoları göstermiş miyim? Tasoları gösterdik abi. Legoları açtık. Legolarımız var burada. Tasoları kesin hatırlayanlar olur ya. Ah eski anılarım. Anılarım ne peş ya şimdi. Abi öyle abi. Allah. Keferdik abi. Oturup keferdik. Neydi o eski günler? Evet. Hoş geldiniz. Hocam Bit Pazar günlükleri muhakkak takip ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Facebook, Instagram. Aynen öyle. YouTube'da mesela da var mıyız? Yok ya o kadar valla vakit ayıramıyorum o kadar. Yani boş ümit olmasın diye hiç daha açmadım bile. Belki benden önce biri çalıp açar yani bilmiyorum. İsmi büyük ihtimalle boşladı. Ama Instagram'dan takip edin. Abi eyvallah. Tamam teşekkür ediyorum. Evet, yanımızda Infamous Second Son. Benim oynayıp da bir türlü bitiremediğim oyundan karakter var. Dalsin Rowe. Jason Rowe. Dalsin Rowe. Ha, Dalsin Rowe. Dalsin Rowe. Cankut. Cankat. Cankat, özür dilerim. Özür dilerim. Kardeşim ne zamandan beri cosplay yapıyorsun? Bu benim ilk cosplay'im desem. Aa. Aynen. Ama başarılı. Yani çok baksana çünkü rozetler, ondan sonra zincir ve arkanda bu aynen. Bu zannedersem en sonki bölümde oluyordu herhalde bu işaret. İlk baştaki şey orta karma bu. Aha. Sonra siz iyi ya da kötü olabiliyorsunuz. O evet, size kalmış bir şey. Oyunun en güzel kısımlarından biri bu. Tabii ki iyi karmayı tercih ederim çünkü kötü karmanın sonunda ninemizi öldürüyoruz. Spoiler. Çok kötü sıkıntı gerçekten. Sıkıntı değil sıkıntı. Spoiler olsa bile ben oyunu oynarım. Hala da oynamayı çok devam ediyorum. Çok güzel hikayesi var ya gerçekten. Oyun harika. Sen oynadın mı? Oynadım. Nasıl? Bitirdin mi oyunu? Ben bitirdim ya. Ama şey First Light'ı oynayamadım. Ona çok üzüldüm. Hı-hı. Bayağı üzüldüm ama sonra izledim. Dedim ki hani oynamasam ne olurmuş. O kadar da çok bir şey yokmuş. Yani hani oyunun başı... Neyse söylemeyelim ya. Spoiler aynen, olur. Aynen vermeyelim. Spoiler olur. Spoiler. Kardeşim ilk cosplay daha devam edecek misin böyle etkinliklerde şimdi cosplay? Şöyle elimden birkaç şey geliyor aslında. Birkaç düşüncem var. Eva şeylerine girmeyi planlıyorum. Biraz da fon sağlam. Babaannemler ve dedemler terzi olduğundan dolayı o yandan çok iş o, yapıyor. O aynen. Büyük bir ayrıcalık, büyük bir artı. Ya şimdi şöyle cosplay işine neden girdim ben de bilmiyorum. Canım arkadaşlarımdan biri... Hani dedi ki, o kendisi geldi, o bayağı güzel bir şeyler yaptı ve dedi ki, Çankaya sen de gelmek ister misin? Dedim ki, ben hani sap gibi neden geleyim? Dedi, sen de yap. Peki dedim de hani ne yapabilirim diye düşündüm. Arkadaşım dedi ki, senin en sevdiğin karakteri yap dedi, Dalsin Rowe. Peki dedim, bir haftada şunu yapabildim. Rozetleri kendim yaptım, baskıcıyla uğraştım,
zincir aradım, ondan sonra gömlek falan filan derken bayağı koşturdum oradan oraya, oradan oraya. Biraz yordu ama değdi. Evet, bayağı değmiş çünkü yani. Teşekkürler. Gerçekten güzel. Tabii biraz eksikliklerim var. Yine de olsun. Dövmeler kalıcı mı yoksa bugünlük için mi? Bugünlük. Bugünlük için. Bayağı güzel. Başarıların devamını. Çok. Yeah.
Ya öyle. Bitti. Ömür gibi abi her güzel şeyin sonu geliyor. Ben burayı açıklamak için çıktım. Ama niye çıktım? Ne işe yarası ben konuşmayı yapacaktım abi. Sen de çıkacaktın. Ne oldu bu olay? Arkadaşlar öncelikle gelen ayağımıza, güzel güneyinize sağlık. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu mikrofon hepimiz için biraz daha özel çünkü kulübün eski başkanlarından, yeni başkanlarına, kurulum dönemine kadar giden başkanların birçoğu ziyarete geldi. Öncelikle burada canla başla çalışan Yeditepe Üniversitesi Bilim Kurulu Kulübü ailesine bütün teşekkürümü sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ve daha sonrasında yurt dışından gelen jürilerinize iki dakika söyleyeceğim, anlamayacaklar ama yani. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Benim için. Anlamalarım olsun, anlamalarım. Ve rastlan olarak da gelen tüm katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Umarım mutlu olmuşsunuz. Evet, şimdi cumartesi günü yarışmasının birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü açıklayacağım. Bir de jürinin özel ödülü olacak. Jüri kendi karar verdi böyle bir şey olması için. Üçüncüden başlayayım. Acun Ulucan'ı müziği alabilir miyim abi? Evet, şu an. Sence üçüncü kim olmuş? Ya bilemiyorum, Altan. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Üçüncümüz. Hepinizin bildiği bir karakter. Bolu Rum'un Ece Öner. Eğer kendisi bu Ece Öner. Kendisi yok. Üçüncü olması yeterli. Onun yerine Can Bakşay'ın sahnede aldı. Gelecek başkanımız sahnede aldı. Tut. Böyle ara ara girip çıkacağız sahneye, siz zinci tutmak için girip çıkıyoruz. Size de farkındık olsun. Evet, şimdi ikinciye çıkıyoruz. İkinci, hepinizin yine bildiği bir karakter. Güzel bir oyundan. Bachelors of Blurton, Geralt of Rivia, Witcher, ikinci oğlum, eğer kendisi buradaysa, herkese kendisi. Ne diyeyim? Yani, Witcher ne der abi mesela, Geralt of Rivia çıksın böyle. Team Yennefer. Şimdi geldik birinciye. Evet. Abi o kadar heyecanlı ki bunu eğlenceli gibi yapmak istedim. Mikasa, kendisi burada mı?
Özellikle de seni seçtik çünkü performansı çok güzel. For such a young age, it was really well performed and you are really brave, courageous, so congrats. Genç yaşına rağmen çok iyi bir performansı, çok cesursun. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Evet, şimdi... Resma, kız, buraya. O kazandığı kurşunu gireceğiz. Evet, şimdi bugünün Tokyo'ya gitmeye hak kazanmış şanslı, başarılı yarışmacısına çıkacağız. Millet arkada coşuyor. Hoşça kalın.